Yeni bir günden daha mutlu sabahlar, günaydınlar sayın seyirciler. Bugün takvim yaprakları 7 Temmuz Çarşamba gününü gösteriyor efendim. Ve her sabah olduğu gibi hem iç ve dış gelişmeler ve hem de gazete manşetleriyle 2 saat boyunca yaklaşık olarak sizlerle birlikte olmaya ve güncel gelişmeleri ve haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Peki bizler hangi platformlardayız? Televizyon kanallarımız dışında bizler sosyal medya hesaplarımız Facebook ve YouTube'la 100.1, 102.90.6 ve 89.6 radyo frekanslarındayız. Bizleri oralardan da takip edebilirsiniz. Ve yayınımıza başlamadan önce siz ekranları başındaki izleyenlerimiz için bugünün güzel geçmesini dileyelim. Gününüz aydın olsun diyelim ve günün getirdikleriyle sabah habere başlayalım. Yedi Temmuz gündeminde yer alan gelişmelerle devam ediyoruz. Sabah habere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çalışma ziyareti kapsamında bugün öğleden sonra adaya geliyor. 2 gün sürecek bir çalışma ziyareti kapsamında adaya gelecek olan Oktay bazı temas ve incelemelerde bulunacak ülkemizde. Ve bugünün detaylarında başka neler var devam edelim. Bugün 1. girişimcilik kampı açılış töreni gündemde yer alıyor. Söz konusu açılış töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar tarafından saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Ve son olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisans mezuniyet töreni de yapılıyor bugün. Tören bu akşam saat 19.00'da yapılacak. Efendim sırada Kıbrıs Türk basınında gazete manşetlerinde hangi haberler yer alıyor onlar var ve Vatan Gazetesi ile başlıyoruz bugün Kıbrıs Türk basınında yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya. Vatan Gazetesi'nin manşet haberine hemen dönelim. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği'nin açıklaması var. Endişeli olduğundan bahsediliyor acenteler. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği'nin Delta varyantı da turizm sektörünü vuracak başlığıyla bugün manşet haberini aktarmaya başladık. Vatan Gazetesi'nin hükümet defalarca açıkladığı hibe ve katkıları hala yapmadı dedi Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği. Detaylarını aktarmaya başlayalım. Covid-19 Delta varyantının turizm sektörünü de vuracağı ifadesi yer alıyor haberin başında. Covid-19 virüsünün ortaya çıktığı ilk günlerden beri salgın sürecinin uzaması olasılığına karşı gerekli önlemlerin alınmaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Delta varyantına karşı da hazırlıksız yakalanmasına neden olmuş görünüyor ifadesini ortaya koydu gazete. Sağlık Bakanı Delta varyantını saptayacak cihazın alınmamış olmasından yakınırken günlük test sayısının 10 bin barajını aşamamış olmasının da endişelere neden olduğuna yer veriyor gazete. Salgının etkisini azalttığı günlerin bize kazandırdığı zamanı sağlık servislerimizi güçlendirmek için kullanamadık derken gerekli önlemleri almayarak da halkı yine korkuyla yaşamaya terk ettik dedi gazete. Ve son Covid-19 süreciyle ilgili ülkemizdeki duruma ilişkin bir değerlendirme yapmış oldu aslında. Başbakanın son açıklamaları bu hibe ve katkıları kuşa çevrildiğini ve bu katkıların işletmelerimizin bir aylık zorunlu giderlerini veya çalışanlarımızın bir aylık elektrik ödemelerini bile karşılayamayacağını göstermektedir. Bu katkıların yapılacağını duyurmak için yapılan harcamalar bu katkıların kendisinden daha yüksek miktarlara ulaşırsa şaşmamak gerekecektir. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği'nin yapmış olduğu açıklama bu şekilde Vatan Gazetesi'nin ön sayfasından yansımış oldu. Ve sürmanşete doğru ilerliyoruz. Bertan Zaroğlu'nun Yeniden Doğuş Partisi'nden istifası bugün sürmanşette yansıdı Vatan Gazetesi'nde efendim. Millet Partisi adında yeni bir parti kuruyoruz dedi. Bertan Zaroğlu yapmış olduğu açıklamada Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa etmesinin ardından 2000 üyeyle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirmişti Zaroğlu ve bu basın açıklamasında Millet Partisi adı altında yeni bir oluşuma gidileceğinden bahsetmişti. Zaroğlu'nun açıklamasını da sizlerle paylaşalım.
Kendisine destek verenlerin eşliğinde bir basın açıklaması gerçekleştirdiğinden bahsediliyor haberde. Baskılarla mecbur kalarak partiden ayrılıyorum dedi Zaroğlu. Baskı altında olduğunu ifade etti konuşmasında. Kendisiyle birlikte 2011 partilinin daha istifa ettiğini de sözlerine ekledi. Millet Partisi adında yeni bir parti kuracaklarını da söyledi Zaroğlu. Partinin sol ya da sağ siyasetten uzak merkezi bir anlayışta olacağını da ekledi partinin ideolojisi bağlamında. Ve Logokin arına geçtiğimizde turizm sektörüne 15 milyon Türk liralık bir hibe yapılacağı haberiyle karşılaşıyoruz. Detaylarıyla paylaşalım sizlerle detaylarını. Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 mali yılı bütçesinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yardımlarıyla finanse edilen Turizm Salgın Destek Programı projesi taraf kaleminden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şahıslara 15 milyon Türk lirası hibe verileceği açıklanmış oldu. Ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından hükümete yönelik yapılan çağrı haberiyle devam edeceğiz. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası hükümete salgın ve salgının yarattığı krize karşı kurumlar, odalar ve sivil toplumla bir masa etrafında buluşmadan sonuç alınamayacağı uyarısında bulundu. Yine yönetim kurulu, odanın yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada ise gizli kapılar ardında kapanmaların yeniden gündeme gelmeye başladığı savunuldu, ileri sürülmüş oldu yapılan çağrı bağlamında. Ve yine efendim ön sayfada her zamanki gibi yer alan vaka sayıları, güncel vaka sayılarıyla ilgili gelişmeleri de aktaralım. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakacağız. Toplamda 11.786 test yapıldı son 24 saatte ülkemizde ve 88 pozitif vakaya rastlanmış olduğu 71'i yerel olmak üzere. Ve Güney Kıbrıs'a baktığımızda ise çok ciddi bir artış görüyoruz. Yine 827 yeni COVID-19 vakası saptandı Güney Kıbrıs'ta. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde 41.606 test yapıldı ve 827 yeni vaka belirlenmiş olduğu ciddi bir artış gözlemleniyor. Ve son olarak bu memleket bizim platformu Polis Genel Müdürlüğü'ne siyah çelenk bırakmış oldu. Hatırlanacağı üzere dün Kutlu Adalı'nın, gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın ölüm yıl dönümüydü ve bu anlamda bu memleket bizim platformu Polis Genel Müdürlüğü binası önünde bir basın açıklaması düzenlemişti. Detaylarını iç sayfalardan bulabileceğiniz bir haber olacak ve Detay gazetesiyle efendim devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. Tabii ki Detay gazetesi Kıptek'le ilgili bir haberini paylaştı. Yine bir akaryakıt ihalesi üstünden bir manşet haberi paylaştı bugün ön sayfasında. Bakan Arıklı'nın kazandı dediği şirketin MİK tarafından ihaleden elendiği ifade ediliyor. Organize işler başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz ön sayfada ve bu haberin detaylarını gelişmeleriyle iç sayfalarda bulabileceksiniz. Logo kenarına doğru ilerledik. Ön sayfada üst kısımlara doğru çıkıyoruz ve Polis Genel Müdürlüğü'ne siyah çelenk. Az önce de aktarmıştık. Bu memleket bizim platformu tarafından Polis Genel Müdürlüğü binasına siyah çelenk bırakıldı. Gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın 25. ölüm yıl dönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklaması kapsamında. Ve susmayacağız yazılı bir siyah çelenk bırakıldığından bahsediliyor. Bu memleket bizim platformu tarafından. Yine bu memleket bizim platformu adına açıklamaları da Basın Emekçileri Sendikası Basın Sen Başkanı Ali Kişmir ve Yeni Düzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutlu Yakalı yaptı. Detaylarıyla iç sayfalardan bulabileceksiniz. Ve yine Bertan Zaroğlu'nun Yeniden Doğuş Partisi'nden istifası haberi hemen bu haberin yanında yer alıyor. 2011 kişiyle birlikte Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa etti Bertan Zaroğlu ve Millet Partisi adında yeni bir parti, yeni bir siyasi oluşum kuracaklarını da açıklamış oldu. Ve ön sayfada spot başlıklarla devam edeceğiz. Bu spot başlıkların detayları iç sayfalarda olacak. GMB'de Gazi Mausa Belediyesi'nde çalışanlar greve gidiyor dedi Detay gazetesi. Yine Başbakan Saner'le ilgili bir açıklama, bakan ataması için Tatar'ın dönüşünün beklendiğini ifade etmişti Başbakan Saner ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner'den bir açıklama. Şahiner'den Arıklı'ya o firmayla ortak mısınız şeklinde bir soru yöneltildi. Detay gazetesi Şahiner'in bu sorusunu da yansıtmış oldu ön sayfasında.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın yapmış olduğu çağrı var hükümete yine ön sayfada. Ne salgını ne de krizi yönetebilecek bir yapı yok dedi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası hükümete yönelik yapmış olduğu açıklamada, en azından bazı işletmeleri kapatarak vakaların kontrolünü sağlama derdine düştü dedi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, varsa da yoksa da kapanma, kestirme yol, sonra da boynu altında kalanın, kopsun, iflas etmiş, borç etmiş, işsiz kalmış kime ne dedi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası hükümete yönelik yapmış olduğu eleştirilerde. Ve yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ilgili bir haberle devam ediyoruz. Diyarbakır'da Kıbrıs gazileriyle buluştu haberi bugün paylaşılıyor. Elazığ, Malatya ve İstanbul temasları kapsamında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Türkiye'yi çok seviyorum dedi yapmış olduğu açıklamada. Doğu Akdeniz'deki hakları için Türkiye ile birlikte mücadele etmeye de devam edeceklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının kaybedilmemesi için ve Hakikat gazetesine doğru bir geçiş yaptık. Kıbrıs Türk basınında efendim. Hakikat gazetesi Delta varyantı bitmeden yenisi geldi dedi ve Lambda varyantı endişelendiriyor başlığıyla bugün COVID-19 sürecine ilişkin yeni bir salgınla ilgili olarak yeni bir salgın türüyle ilgili bir manşet haber paylaştı. Birçok ülkede artan vaka sayılarının nedeni olarak gösterilen Delta varyantının ardından yeni bir varyantın daha yayılmaya başladığının bilgisini veriyor. Hakikat gazetesi, Lambda olarak adlandırılan yeni varyantınsa ilk olarak Peru'da tespit edildi ve 26 ülkeye de yayıldığının belirtildiği aktarılıyor. Bilim insanlarının bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ettiğini de altını çizdi. Hakikat gazetesi paylaştığı manşet haberinde detaylar iç sayfalarda olacak. Ancak koronavirüse karşı mücadelede her geçen gün artan aşılamanın ardından vaka sayılarının dünya çapında yeniden yükselişe geçtiği ve başta Birleşik Krallık, Rusya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede artan vaka sayılarının nedeni olarak Delta varyantının ardından da Lambda varyantının da etkili olduğunun bilgisini paylaşıyor Hakikat gazetesi. Vakalarda yeniden dünya çapında yaşanan yükselişlerde Delta varyantıyla birlikte Lambda varyantının da etkili olduğunu ifade ediyor. Detaylar az önce de dediğimiz gibi iç sayfalarda olacak. Geri ödemesiz destek paketinin onaylandığı haberiyle sürmanşete geçmiş olduk. Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama. Turizm Salgın Destek Programı projesi kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere yönelik geri ödemesiz destek paketinin onaylandığı bildirildi Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bugün ülkemize gerçekleştireceği ziyarette, 2 günlük çalışma ziyareti kapsamında bugün ülkemize gerçekleştireceği ziyarette Hakikat gazetesinin logo kenarında yer alan haberde yer alıyor. Fuat Oktay, 2 gün sürecek çalışma ziyareti çerçevesinde bazı temas ve incelemelerde bulunacak ülkemizde. Ve bir diğer haberle devam ediyoruz. Türk Birden Türk Birliği'ni adlı kitap yayınlandı. Bu haberin detaylarını iç sayfalardan bulabileceksiniz ve istifalar yeniden Doğuş Partisi'ni etkilemeyecek başlığıyla Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun istifası, 2011 üye ile birlikte partiden istifası ve buna bağlı olarak da Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yapmış olduğu değerlendirme açıklamalar bugün ön sayfadan yansıyor. Hakikat gazetesinde Bertan Zaroğlu'nun istifasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada Arıklı, istifa edenler diye sunduğu toplu istifa şeklinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilen bir istifa şekli olmadığının altını çizerek, Yüksek Seçim Kurulu'nun ayrı ve ıslak imzalı istifa dilekçesi istediğini Sayın Vekil'in kendisi de bilmektedir dedi sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda. Buna rağmen şov yapmak için toplu istifa dilekçesi sunulmuştur. Buna rağmen imzaların gerçekten bu şahıslara ait olup olmadığı araştırılacak ve evet o imza benim diyenlerin istifası derhal işleme konulacak. Sahte imza tespit edilmesi halinde ise polise başvurulacaktır dedi Genel Başkan Erhan Arıklı.
Nisan ayı burslarının ödendiği bilgisi de paylaşılıyor ön sayfada. Son olarak Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un yapmış olduğu açıklamayla Hakikat gazetesini tamamlayacağız. 2021 yılı Nisan ayı burslarının bugün ödendiğini duyurdu Maliye Bakanı Dursun Oğuz. Yine bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Maliye Bakanlığı tarafından 2578 kişiye toplam 5.406.702 Türk lirası 18 kuruş ödeme yapıldığı da aktarılmış oldu ve Haberatör gazetesine bakıyoruz. Şimdi Haberatör gazetesi bakalım bugün ön sayfasında hangi haberlere yer verdi ve manşet haberinde. Ön sayfada geniş şekilde yer alan manşet haberinde Yeniden Doğuş Partisi'nde Bertan Zaroğlu ve 2011 üyenin istifasını görüyoruz. Manşet haberinde efendim. Daha önce de sizlerle paylaştığımız bir haber detaylarıyla bulabileceksiniz. Ve bu memleket bizim platformunun. Gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın 25. ölüm yıl dönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklaması ve giriş kapısına "Susmayacağız" yazılı siyah çelenk bırakması bugün "Susmadık, susmayacağız" başlığıyla sürmanşetten yansıdı. Yine logo kenarına baktığımızda Kutlu Adalı'nın 25. ölüm yıl dönümü vesilesiyle kabri başında anıldığı haberi de yansıyor gazetenin ön sayfasına. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği'nin açıklaması, Delta varyantı da turizm sektörünü vuracak dedi. Acenteler Birliği yapmış olduğu açıklamada. Ve Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği'nin çöp torbalarıyla ilgili hükümetin 20 Nisan'da resmi gazetede yayınlayarak uygulamaya koyduğu emirnameye karşı ara emri başvurusunun Yüksek İdare Mahkemesi tarafından onaylandığı haberiyle devam ediyoruz. Mahkeme hükümete dur dedi başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz ön sayfadan. Ve Covid-19 güncel vaka sayılarıyla ilgili bilgi de paylaşıldı. Bugün Haberatör gazetesinin ön sayfasında 72'si yerel olmak üzere 88 pozitif vakaya rastlandığı ifade ediliyor efendim ülkemizde. Ve Halkın Sesi gazetesine geçmiş olduk. Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in açıklamasıyla devam ediyoruz. Halkın Sesi gazetesinde manşet haberinde Ağustos'ta 3. dozlara başlanacak dedi Sağlık Bakanı Ünal Üstel. Hemen bakalım detaylarına. Ülkede 220.500 kişiye aşı yapıldı. Tek doz ve çift doz olmak üzere toplumun %60'ı aşılandı dedi. Sağlık Bakanı Üstel, Ağustos ayında ise 3. dozlara başlanacağını açıkladı bu kapsamda. Delta varyantı kapsamında ülkemizde 5 vakaya rastlandığını açıkladı Bakan Üstel. Bulaşın en çok düğünlerde, kumarhanelerde, barlarda, kapalı spor salonlarında meydana geldiğini de vurguladı yapmış olduğu konuşmasında. Üstel, denetimlerin bugünden itibaren sıklaşacağına dikkat çekti ve kurallara uymayanlara ceza verilecek. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, ülkeyi kapatmak yerine işletmeleri kapatma yoluna gideceğiz diye konuştu yapmış olduğu açıklamada. Ve Güney Kıbrıs'la ilgili de bir açıklaması var. Bakan Üstel'in Güney Kıbrıs'ın yeniden kırmızı kategoriye girmesine işaret etti Üstel. Kapıların kapatılmayacağını, bu kararın arkasında durmak için istikrarlı davranacaklarını fakat Güney Kıbrıs'ın bu konudaki düşüncelerini bilmediklerini ifade etti. Bakan Üstel yine yapmış olduğu açıklamada kapıların kapanmayacağı bilgisini paylaşmış oldu. Bu memleket bizim platformunun Polis Genel Müdürlüğü önünde yapmış olduğu basın açıklaması ve ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi önünden gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın evinin önünde öldürüldüğü noktaya kadar bir yürüyüş de gerçekleştirmişti. Akşamüstü saat 19.30 gibi bu memleket bizim platformu ve yapılan yürüyüş ve Kutlu Adalı'nın kabri başında yapılan anma töreni bugün sürmanşete yansıdı. Halkın Sesi gazetesinde "Korkmayacağız, susmayacağız" başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz. Yine Bertan Zaroğlu'nun istifası yine her gazetede olduğu gibi Halkın Sesi gazetesinin de ön sayfasında yer aldı, gündemde yer aldı. Ve Millet Partisi Yolda başlığıyla Bertan Zaroğlu'nun Yeniden Doğuş Partisi'nden istifasının ardından yeni bir siyasi oluşumla siyasi hayatına devam edeceği ile ilgili bir bilgi yer alıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bugün öğleden sonra ülkemize yapacağı 2 gün sürecek çalışma ziyareti bugün Halkın Sesi gazetesinde yer
aldı efendim. Ve vakalar alarm veriyor. Ülkede 72'si yerel olmak üzere 88 pozitif vaka çıktı. 3 hasta yoğun bakıma alındı ve 24 kişi ise bu kapsamda taburcu edilmiş oldu. Halkın Sesi gazetesinden aktardığımız bilgiler bu şekilde ve Yeni Bakış gazetesine geçmiş olduk. Battık başlığını kullandı Yeni Bakış gazetesi bugün ön sayfasında. Manşet haberinde ekonomiyle ilişkili bir haber paylaştı. Ve mazbata, ülkeyi yönetenler mazbata enkazından rahatsızlık duymuyor dedi gazete. Mazbata mağduru olan vatandaşın sayısının arttığından bahsediliyor. Ocak ayı itibarıyla 33.795 mazbata davasının askıda beklediğinden bahsediliyor Yeni Bakış gazetesinde. Türk lirasının döviz karşısında eriyişi vatandaşı her geçen gün biraz daha fakirleştiriyor dedi gazete haberin girişinde. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı benzin fiyatlarından banka kredilerine, ev kiralarından mutfak alışverişine kadar vatandaşın yaşam koşullarına olumsuz yönde etki ettiğinin görüldüğünden bahsediliyor Türk lirasında. Yaşanan düşüşün ve çareyi borçlanmada bulduğunu sananların ise bir süre sonra mahkemelerde süründüğünü ifade etti gazete. Toplum alım gücünün düşmesiyle bankalara olan borçların altından kalkınamaz duruma geldiğine değindi. Ceza ve hukuk davalarında verilen hükümler sonucunda ise geçtiğimiz yıl 10.938 mazbata davası sonuçlanırken bugün itibariyle ise binlerce mazbata davasının askıda bekletildiğine işaret etti Yeni Bakış gazetesi. Alım gücünün her geçen gün azaldığı ülkede insanların adeta isyan noktasına geldiğini belirtirken vatandaşların çok büyük bir kısmının geçim sıkıntısı içerisinde olduğu yetmezmiş gibi bankaların yüksek faiz oranları karşısında mahkemeler alacak verecek davalarıyla dolup taşıyor dedi gazete. Yine detaylar iç sayfada olacak. Zaroğlu'nun Millet Partisi'ni kuracağı haberi sürmanşette yer alıyor, aktarmıştık sizlere. Ve adli haberlerle devam edelim. İskele Boğaz Limanı'nda kundaklanan tekneyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bilgisi yer alıyor. Yine seyir halindeyken yanan bir araçla ilgili haber var. Güzel Lurt Lefkoşa Anayolu üzerinde Eren Alpdoğan yönetiminde bulunan araçta bir yangın çıktığı ifade edildi. Seyir halindeyken bu araçta bir yangın meydana geldi. Detaylar iç sayfalarda olacak. Fuat Oktay'ın bugün öğleden sonra ülkemize gerçekleştireceği 2 günlük çalışma ziyareti de ön sayfada yer alan bir başka gelişme. Ve Lefkoşa Pandemi Hastanesi'nde klima ve havalandırma sisteminin çalışmadığıyla ilgili bir diğer habere geçtik. Pandemi Hastanesi Hamamı başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz ön sayfada. Ve Karel Bebek'le ilgili bir haber. SMA tip 1 hastalığıyla mücadele eden 6 aylık Karel Bebek için el ele yardım çağrısı yapıldı ve Türkiye'de solunum cihazına bağlı şekilde yaşam savaşı veren ve tek şansı olan Zolgensma tedavisi için 2,5 milyon dolar paraya ihtiyaç duyulan Karel Bebek için ülkenin dört bir yanında yardım kampanyalarının düzenlendiğini ve bir seferberlik başlatıldığına değiniliyor haberde. Sayın seyirciler, Yeni Bakış gazetesini de bu şekilde sizlere aktarmış olduk. Ve Avrupa gazetesi ile devam ediyoruz. Avrupa gazetesi bugün polisin Levent için bir suç duyurusunda bulunduğu manşetiyle devam edeceğiz. Şener Levent'in geçtiğimiz günlerde Avrupa gazetesinde yayınladığı bir yazısı için polisin suç duyurusunda bulunduğu haberi yer alıyor Avrupa gazetesinin manşetinde. İç sayfalarda bulabileceğiniz, detaylarıyla okuyabileceğiniz bir haber olacak. Yine Kutlu Adalı için anma, protesto ve yürüyüş başlığıyla da bir diğer haberin ön sayfaya çıktığını görüyoruz. Polis Genel Müdürlüğü önüne bu Memleket Bizim platformu tarafından bırakılan siyah çelenk. Yine Lefkoşa Türk Belediyesi önünden gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın öldürüldüğü noktaya yapılan yürüyüş ve basın açıklaması da yer alıyor. Yine anma töreni de gerçekleştirilmişti Kutlu Adalı için dün kabri başında ve Kıbrıs gazetesine geçmiş olduk. Avrupa gazetesinin ardından bir ihale masalı başlığıyla bugün Kıbrıs gazetesi manşet haberini aktarmış oldu. Kıptek'le ilgili bir haber. Aralık 2020'den bu yana sonuçlandırılamayan 220 bin tonluk akaryakıt ihalesine teklif veren 3 şirketten biri olan, hatta ihaleyi kazandı denilen
TPIK'in belgelerinin sahte olduğunun kesinleştiği ve firmanın ihaleden elendiği bilgisi aktarılıyor. Şimdi gözler ikinci en düşük teklifte dedi gazete. Sideral Lines bloke artırımı talebini kabul ederse ihaleyi kazanacak. Aksi takdirde ihale iptal edilecek üst başlığıyla Kıbrıs gazetesi bugün manşet haberini Kıptek'le ilgili bir haberle paylaşmış oldu. Ve sür manşetle devam ediyoruz. Anayasa gereği boşalan bir bakanlığa 10 gün içinde atama yapılması gerekiyor. Ancak süre dolduğu halde Koral Çağman'ın istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na henüz bir atamanın yapılmadığından bahsediliyor Kıbrıs gazetesinde. Kriz bugün çözülecek ve Başbakan Ersan Saner'in bir açıklaması var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılacak yeni atamayla ilgili 10 günlük bir süre verildiğinden bahsetmişti Başbakan Saner geçtiğimiz günlerde. Ve son yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanımızın adaya gelmesini bekliyorum şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Krizin bugün çözüleceği başlığını paylaştı gazete bu olayla, bu durumla ilgili olarak. Ve Bertan Zaroğlu'nun 2011 üyeyle yeniden Doğuş Partisi'nden İstifası bugün yine ön sayfada sür manşette yer alıyor. Millet Partisi ile yeni bir siyasi oluşuma gidileceğini de açıklamıştı milletvekili Bertan Zaroğlu. Ve logo kenarına baktığımızda ise Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çalışma ziyareti kapsamında 2 günlük bir ziyaret gerçekleştireceği haberi paylaşıldı ülkemize. Ve Yeni Düzen gazetesine baktık efendim. Yeni Düzen gazetesi katili biliyoruz, devlet suskun başlığıyla Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bir haberle bugün manşet haberini paylaşmış oldu. Geniş şekilde yer verdi bu manşet haberine ve ön sayfada geniş fotoğraflarla da kullanmış oldu bu haberi. 25 yıl önce evinin önünde katledilen gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın cinayetinin faili meçhul bir şekilde hala soruşturma kapsamında olduğu ve kimler tarafından işlendiği bilinmeyen bir cinayet ve devam ediyoruz ön sayfada diğer haberlerle diğer haberleri aktarmaya sizler için Yeni Düzen gazetesinde. Ve özel laboratuvar inisiyatifi testlerin Türkiye'deki firmaya devredilmesine karşı şeklinde bir başlıkla bir habere devam edeceğiz. Asıl amaç Türkiye'den bir firmanın kitleri satmasıdır şeklinde bir başlıkla bu haber bugün ön sayfaya yansımış oldu. Yine milletvekili Bertan Zaroğlu'nun istifası Yeni Düzen gazetesinde de hemen hemen her gazetede olduğu gibi Yeni Düzen gazetesinde de gördük. Baskılarla istifaya zorlandım dedi Milletvekili Bertan Zaroğlu yapmış olduğu açıklamada. Yeni Düzen gazetesi de Zaroğlu'nun bu açıklamasını paylaşmış oldu ön sayfasında. Ve Diyalog gazetesine doğru ilerledik efendim. İşte böyle başlığıyla Diyalog gazetesi bugün manşet haberini okurlarıyla paylaştı. Koalisyon ortaklarından yeniden Doğuş Partisi'nin milletvekili sayısının 1'e düştüğü Bertan Zaroğlu'nun istifasına değiniyor. Demokrat Parti'nin durumunun karışık olduğu ve yeni Çalışma Bakanı'nın beklemede olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanacak bir ismin hala belirlenmediğine ve Ulusal Birlik Partisi'nin bir milletvekilinin İstanbul'da meclisin 3 ay tatilde olduğuna değiniyor. Aslında siyasi yaşamda ülkemizdeki son durumla ilgili gelişmeleri aktarıyor Diyalog gazetesi. İşte böyle başlığıyla bu haberini paylaşmış oldu. Ve devam ediyoruz. Gören yok mu sorusuyla bir başlıkla bir başka ön sayfada yer alan, geniş şekilde yer alan bir diğer habere geçiyoruz. Gazi Mausa'nın simgesi, tarihi hisarlar bakımsızlıktan dökülüyor dedi Diyalog gazetesi ve gören yok mu sorusuyla bu duruma dikkat çeken bir haber paylaşmış oldu. Yine aşı olan Rumlara yerli otellerde tatil ödeneği verilecek örnek hareket başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz ön sayfaya. Ve yine ülkemizdeki güncel Covid-19 vaka sayılarıyla ilgili tırmanış var başlığıyla ülkemizdeki vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekti bugün Diyalog gazetesi. Kuzeyde 88, güneyde ise 827 yeni vaka tespit edildiği ifade ediliyor. Anlamlı mesaj başlığıyla yine ön sayfada yer alan diğer haberlere geçiyoruz. Boğaz'da piknik yapanlar kirletti. Girneli gençler yabancılarla birlikte
temizledi ifadesi yer alıyor. Anlamlı mesaj başlığıyla bu haberin detayları iç sayfalarda olacak. Ve adli haberler, biri kaçak, kavga ettikleri Hasan Hüseyin Saçar'ın parmağını kırdıkları gerekçesiyle tutuklanan iki zanlıdan biri serbest, diğeri ise cezaevine gönderildi. Biri kaçak başlığıyla bu haber yine paylaşıldı adli haber olarak ve Kutlu Adalı'nın 25. ölüm yıl dönümüne değinilen bir haberle devam ediyoruz. Diyalog gazetesindeki son haber ön sayfada, faili meçhul bir cinayete kurban gitmişti gazeteci Kutlu Adalı ve dün 25. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılmış oldu. Ve yine son gazetemiz Güneş Gazetesi olacak. Kıbrıs Türk basınında bugün haberleri aktarmaya Güneş Gazetesi ile devam ediyoruz. Her eve fiber optik başlığını kullandı bugün Güneş Gazetesi manşet haberinde detaylarıyla. Buluşturalım sizleri. Başbakan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'u kabul etti makamında. Kabulde heyete Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti dedi gazete. Yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kabulde Kuzey Kıbrıs'ta olmaktan mutlu olduklarını kaydederek başladı konuşmasına. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Türkiye'nin dijital dönüşümü ve e-devletten sorumlu olduklarını dile getirdi Koç ve Kuzey Kıbrıs'ta dijital dönüşümde çığır açacak projeler gerçekleştireceklerinin de altını çizmiş oldu yaptığı konuşmada. Yakın zamanda veri merkezlerinin ve e-devletin açılışıyla altyapıların iyileştirilmesi konusunda projelerin gerçekleştirileceği bilgisini veren Koç, teknik çalışmalar için adada bulunduklarını söyledi ve inşallah çok verimli toplantılar gerçekleştirmiş olacağız diye de sözlerine eklemiş oldu. Ülkemizdeki fiber optik dijital dönüşümle ilgili olarak ve e-devlet çalışmalarıyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada. Ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasıyla devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızın korunması için Türkiye ile birlikte mücadele edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. TRT ekranlarında yayınlanan bir programa konuk oldu ve açıklamalarda bulunduğu Kıbrıs sorunu hakkında yapmış olduğu konuşmalarda ise Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle egemen eşitlik temelindeki çözüm politikalarını sürdüreceklerini belirtmiş oldu Cumhurbaşkanı Tatar ve kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte ben farklı bir siyaset izlemeye başladım dedi. 53 yıl boyunca federasyon görüşüldüğünü ve federasyon görüşmelerinde bir neticeye varılamadığına da dikkat çekmiş oldu Cumhurbaşkanı Tatar. Biz ancak egemenliğimiz kabul edilirse var olabiliriz. İki eşit egemen devlet diyoruz ancak bu çerçevede anlaşabiliriz şeklinde bir ifade de kullandı. Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve siyasi eşitliği bağlamında yapmış olduğu konuşmada Türkiye'de TRT ekranlarında. Ve Başbakan Saner'le ilgili bir habere bakacağız şimdi. Saner'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılacak atamayla ilgili olarak yapmış olduğu bir açıklama var. Cumhurbaşkanının dönmesini bekliyoruz dedi. Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Türkiye ziyaretini tamamlamasının ardından adaya dönmesiyle yeni bakanın belirleneceği yönünde bir karara varılacağına ilişkin açıklaması var. Güneş Gazetesi'nin ön sayfasında Rum Maraş'ı hayal ediyor başlığıyla. Maraş'la ilgili bir habere bakacağız. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Speyer'la gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında geniş yer aldı dedi gazete. Bu görüşmeye değindi haberinde ve Fileleftheros'un paylaşmış olduğu haber yansıdı Güneş Gazetesi'nin ön sayfasında. Fileleftheros gazetesinde yer alan ifadeler şu şekilde: Maraşlıların zamanı başlığı altında verdiği paylaşılan haberde kapalı bölge Maraş kökenli Rumların bugün Rum yönetimi lideri Anastasiadis'le görüşerek taleplerini hatırlattığı ifadesine yer vermiş oldu Fileleftheros gazetesi. Ve yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Doktor Ali Taha Koç ve beraberindeki heyetle görüşmüş oldu. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dijital dönüşüm ve e-devlet konularının ele alındığından bahsediliyor. Yine Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in
vaka sayılarıyla ilgili, COVID-19'la ilgili yaşanan son süreçle ilgili açıklaması var ve güney ile kuzey arasındaki geçiş kapılarının kapanmayacağından bahsetti Sağlık Bakanı Ünal. Üstel bu konuda istikrarlı duracaklarını söyledi. Ancak yine bir başka gazetede aktarmış olduğumuz haberde Güney Kıbrıs'ın bu konuyla ilgili düşüncelerini bilmediklerinden bahsetmişti Sağlık Bakanı Ünal Üstel. Bu haberin detaylarını Güneş Gazetesi'nin iç sayfalarında bulabileceksiniz. Turizm sektörüne 15 milyon Türk liralık hibe haberiyle devam ediyoruz. Turizm Salgın Destek Programı projesi kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere 15 milyon Türk liralık yapılacak hibe bugün gazetenin ön sayfasında yer aldı ve İçişleri Bakanlığı'ndan ek denetim tedbirleri 6 ilçede denetimlerin daha da sıklaştırılması konusunda yapılan planlama çalışmaları bugün Güneş Gazetesi'nin ön sayfasında yer almış oldu. Ve Güneş Gazetesi ile de birlikte Kıbrıs Türk basınında bugün gazete manşetlerinde yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık ve birazdan öne çıkan haberlerle devam edeceğiz Sabah Haber'e. Ve öne çıkan gelişmelerle devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta ancak iki eşit egemen devlet temelinde bir anlaşma olabileceğini vurguladı. 53 yıl federasyon görüşüldüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı, federasyon tek egemenliktir ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden dışlanması bizlerin yalnızlığı ve belki de günün sonunda yok oluşumuza kadar gidebilecek tehlikeli bir süreç olabileceğinden ben farklı bir siyaset izlemeye başladım dedi Tatar konuşmasında. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliğinin kabulünü istediklerini de söyledi. Pandemiyle ilgili olaraksa ülkede pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumayı başardık dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır temasları sırasında TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Türkiye ziyaretiyle ilgili bilgiler veren Tatar, medeniyetler şehri Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kıbrıs konusuyla ilgili olaraksa Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Bizim devletimiz vardır. Bu devlet en az Rum tarafındaki Rum Cumhuriyeti kadar meşrudur, egemendir ve haklı damamızı bu şekilde sürdürmek durumundayız. Dünyada çeşitli baskılar olabilir ama netice itibariyle benim Cumhurbaşkanı seçimimden sonraki resmi siyaset, ki bu siyaseti tamamıyla Türkiye'nin desteğiyle şu anda sürdürmekteyim. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Yani bizim dediğimiz iki eşit egemen devlet. Ancak bu çerçevede bir anlaşma olabilir. Eskiden bildiğiniz gibi 53 sene bu federasyon görüşüldü. Federasyon tek egemenliktir ve Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin oradan dışlanması ile bizlerin yalnızlığı ve belki günün sonunda hatta yok oluşumuza kadar gidebilecek bir tehlikeli süreç olabildiğinden ben farklı bir siyaset izlemeye başladım. Çünkü neden? Zaten bu federasyon görüşmelerine hiçbir netice alınamadı. Evet. Ne anlam planı zamanında, ne o sayın eski Cumhurbaşkanı Akıncı'nın gittiği Krasmontana'da hiçbir netice alınamadı. Çünkü Rumlar Kıbrıs'ta özellikle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra hiçbir zaman eşitlik temelinde ne yönetimi ne Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikleri paylaşmak istemediler. Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemen olduğunu ve 60 yıldır kendi kendilerini kendi devlet çatısı altında yönetmekte olduklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğimiz zaten vardır. Egemenliğimizin kabulünü istiyoruz. Eğer kabul görürse o zaman biz de Türkiye ile dilediğimiz gibi anlaşmalar ve sözleşmeler yapabiliriz dedi. Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarının korunması için Türkiye ile birlikte bu mücadeleyi sürdürmek gerektiğini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin bu konudaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adası etrafındaki zenginliklerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu vurguladı. Çok büyük çıkarlar söz konusu. Dolayısıyla bu siyaseti sonuna kadar bu şekilde götürmek lazım. Türkiye bu konuda kararlıdır ve gerçekten yapılan bir takım karşı şeyleri, hareketleri dizginliyor. Çünkü dik duruyor ve diyor ki budur olması gereken. Hakkımızı sonuna kadar korumak durumundayız ve bu anlamda Türkiye'nin çok geçmişi var, tecrübesi var. Hukukçularıyla, diplomatlarıyla ve bir takım askeri anlamda
geçmiş tecrübelerinin verdiği o güçle bütün bunları yönetmek ve ona göre ulusal çıkarlarını korumak çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki pandemi süreciyle ilgili bir soruya karşılık olarak Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bu süreçte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük destek verdiğini belirterek, Türkiye'nin gerek aşı, gerek sağlık malzemesi, gerekse hastane konusunda yardımlar yaptığını anlattı. Kıbrıs'ta biz pandemiyi oldukça iyi yönettik. Çünkü gerçekten Kıbrıs bir turizm adası, bir öğrenci adası. Dolayısıyla dıştan gelenlerle gidenlerle çok büyük sıkıntılar yaşayabilirdik. Ama zamanında karantina, zamanında bir takım işte yasaklarla tedbirler aldık. Halkımız da bunlara uydu. Sağlık çalışanlarımız ve diğer bu pandemiye katkısını kuran bütün kurum ve kuruluşlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumayı bildik, başardık diye ben düşünüyorum. Tabii bunun biri bedeli olmuş. Ekonomik anlamda, ekonomimiz yavaşladığı için, turist gelmediği için, öğrenci gelmediği için bunun bir ekonomik bedeli olmuştur. Şimdi aşılamaların yavaş yavaş artması ile her ne kadar da sıkıntılar da olsa yavaş yavaş açılmaya başladı. İnşallah bu süreç çok daha fazla uzun gitmez çünkü bedel büyüktür. Cumhurbaşkanı Tatar yardımlarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Dünyanın çok az şehrinde var herhalde. Belki de birkaç şehir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümüyle ilgili teknik çalışmalar yapmak üzere ülkemizde temaslarda bulunuyor. Ali Taha Koç ve heyeti Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi. Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümünde çığır açacak projeler gerçekleştireceklerini belirtti. Başbakan Ersan Saner de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E-Devlet Yürütme Kurulu'nun birlikte çok güzel işlere imza atacağına inanç belirtti. Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve heyetini kabul etti. Heyete Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeli de eşlik etti. Kabulde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümünde çığır açacak projeler gerçekleştireceklerini belirtti. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünden ve E-Devlet'ten sorumluyuz. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da sizlerle beraber inşallah Kıbrıs'ın dijital dönüşümünde bir çığır açacak projeler gerçekleştireceğiz. Yakın bir zamanda Allah izin verirse veri merkezimizin açılışı, E-Devletimizin açılışı ve altyapılarımızın da iyileştirilmesi konusunda projelerimiz olacak. Bunların teknik çalışmalarını yapmak için bugün Kıbrıs'a geldik. Başbakan Ersan Saner de E-Devlet konusunun dünyadaki tüm ülkelerin üzerinde en fazla uğraş verdikleri konuların başında geldiğine dikkat çekerek bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de uzun zamandan beridir çalışmalar yapıldığını söyledi. 2012 yılında E-Devlet'i Başbakanlık'tan, ben o dönem Ulaştırma Bakanlığı'ydım. Ulaştırma Bakanlığı'na aldığımız dönem ortaya koyduğumuz bir proje vardı. Herhalde fiber optik kablo projesi. TRM Fiber Optik Kablo Projesi gerçekleştiği takdirde en önemli projelerimizden bir tanesi. Artık bence uyduğu yayıncılık, karasal yayıncılık gibi şeylerden de bahsetmeye imkan kalmayacaktır. Ve bu çerçevede bizlerin de daha kolay halkımıza hizmet vermemiz ve çağın gereklerini elde etmemiz büyük bir artı avantaj elde edeceğimizi düşünüyorum. Başbakan Saner, bilgi paylaşımını her zaman önemsediğini vurguladı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E-Devlet Yürütme Kurulu'nun birlikte çok güzel işlere imza atacağına inanç belirtti. Başbakan Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılacak atamayla ilgili bir sorunları bulunmadığını belirterek, atama için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülkeye gelmesini beklediklerini kaydetti. Ayrı bir değer ve güç katacaktır diye inanıyorum. Başbakan Ersan Saner, bir kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılacak olan atamaya ilişkin konuştu. Saner, atama için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülkeye dönmesini beklediklerini söyledi. Bizim önce tabii bazı olaylarımız var, bir bakan ataması konusu. Muhalefet partileri de bunu ele aldı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı adayı ki ben bakan atayabilirim. Dolayısıyla buradan sizin vasfınızda o mesajı da vermek istiyorum. Bizim bakan atamakla ilgili sorunumuz yok. Sadece prosedürün yerine gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın adaya gelmesini de bekliyorum.
Sırada Türkiye basını var. Türkiye basınıyla Sabah Haber'de gazete manşetlerinde yer alan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ilk gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Başımıza bir de Plus çıktı başlığıyla. Akşam Gazetesi manşet haberini paylaştı. Türkiye'de 3 Delta Plus vakası olduğundan bahsediliyor haberde. Biri İstanbul'da olmak üzere 3 şehirde tespit edilen Delta Plus varyantı kolay bulaşma ve antikor direncini aşma konusunda endişe yaratıyor dedi gazete. Yine aşıyla rahatladık başlığıyla bir bilgi aktarımı daha görüyoruz, bir haber daha görüyoruz ön sayfada. Mart sonunda tüm iller kırmızı alarm verirken aşıyla tablonun değiştiği bilgisi paylaşılıyor. 2 ay önce haftalık vaka haritasında 68 il yüksek riskte yer alıyordu. Düşük kriterinde il yoktu dedi gazete. Dün yeni harita yayınlandı ve 100 binde 100'ün üzerinde 2 il kaldı. İstanbul'da rakam 54,60'a geriledi şeklinde bir bilgi paylaşmış oldu. Akşam gazetesi ön sayfasından ve Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz aktarmaya manşet haberini. Bugün Rusya'dan bir günde 100 uçak başlığıyla manşet haberi yansıdı Türkiye gazetesinde. Turizmde hareketli günler, yüzler gülüyor üst başlığıyla paylaşılıyor. Antalya Havalimanı son yılların en yoğun gününü yaşadı diyor Türkiye gazetesi dikkat çektiği haberinde. Antalya'ya uçağın biri iniyor, diğeri kalkıyor. Sadece bir günde 25 bin Rus turist tatile geldi dendi gazete tarafından. Uçuş yasağı kalktı. Rusya'dan gelen uçak ve turist sayısında her gün yeni rekor kırılıyor. Uçaklar 20 şehirden kalkıyor. Günde ortalama 15 bin Rus'un geldiği Antalya'ya 5 Temmuz'da 100 uçakla yaklaşık 25 bin turist indi. Muğla'da Rusların gözde şehirleri arasında Dalaman sene sonuna kadar 275 bin Rus'u ağırlayacak diyor gazete ve seyahatler normale döndü başlığıyla. Bir bilgi daha görüyoruz. Yeni normal sonrası Fransa, Avusturya, Malta ve Hollanda'dan turistik vize başvurularının başladığı da ifade ediliyor yer alan manşet haberinde. Ve Vatan Gazetesi'ne bakalım şimdi. Vatan Gazetesi Afrika'ya odaklanmalıyız başlığıyla manşet haberini bugün okurları için paylaştı. İhbir Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Aydın Soyit, Afrika büyüyen de gelişen bir pazar, orada orta vadede satın alma gücü artacak. Afrika pazarına odaklanmamız gerekiyor dedi yapmış olduğu açıklamada. Soyit'in açıklaması bugün Vatan Gazetesi'nin manşetine yansımış oldu ve Yeni Şafak'a baktık şimdi. Yeni Şafak gazetesi en güçlü olduğu yerde darbe yedi. FETÖ'nün Orta Asya'daki bir numarası başlığıyla bugün manşet haberini okurları için paylaştı. FETÖ'nün Orta Asya'daki bir numarası olan Orhan İnandı'nın örgütün en güçlü olduğu Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi önemli bir dönüm noktası olacak dedi. CIA ve bölge ülkelerin istihbarat servisleriyle içli dışlı olan inadı için CIA'nin bölge şefi yorumları yapılıyordu bilgisini paylaştı Yeni Şafak gazetesi. Ve Sözcü gazetesine geldik efendim. Sözcü gazetesi geçinemeyen vatandaş çoklu maaş alanlara isyan etti üst başlığını kullandı gazete. Hem din iman Allah diyeceksiniz hem de 7 ila 8 maaş alacaksınız başlığıyla bugün manşet haberini yansıttı. Bir emekli kendi evladı işsizken iktidara yakın isimlerin birden fazla maaş almasına tepki gösterdi diyor gazete. Bu haksızlığı İYİ Parti lideri Akşener'e şikayet etti ifadesine yer veriyor ve Hürriyet gazetesine baktık. Hürriyet gazetesi Türkiye Merve'yi konuşuyor dedi. Tabuları yıkacağım başlığıyla Merve'nin yapmış olduğu açıklamayı da manşette başlığa taşıdı. Şanlıurfa'da handbolcu 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın maruz kaldığı dışlanmayı gözyaşlarıyla anlatması Türkiye'yi derinden etkiledi dedi Hürriyet gazetesi manşetinden aktardı bu haberi. Türkiye'nin yıldızı haline gelen Merve'nin artık zihniyetleri değiştireceğim ifadesi de ön sayfada yer almış oldu. Ve Sabah gazetesine bakıyoruz şimdi. Sabah gazetesinde bakalım bugün manşet haberinde neler yer alıyor. Ay yıldızın gölgesine canımız feda başlığıyla. 15 Temmuz'da darbecilere karşı direnirken yaralanan Musa İlhan ve İsmail Acur 5 yıldır vücutlarında G3 mermisiyle yaşıyor. Kahraman gaziler gururlu, gerekirse yine yaparız ifadesi
ifadesini kullandı. Gaziler ve gazilerin bu açıklaması Sabah gazetesinde manşet haberinde yer aldı. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi yöneylem araştırmanın Türkiye siyaset paneli Haziran verileri Cumhuriyet'te dedi. İki seçmenden biri Soylu istifa diyor şeklinde paylaşmış oldu. Ve Marmara yeniden mavileşti başlığıyla bir diğer habere geçiyoruz ön sayfada. Son haftalarda yoğun olarak görülen kirlilik sonrası Çevre Bakanlığı tarafından başlatılan müsilaj temizleme seferberliğinin olumlu sonuç vermeye başladığına değiniyor gazete. Külçükyalı ve Fenerbahçe sahilinde temizleme çalışmaları sonrasında denizdeki temizliğin gözle görünür bir hale ulaştığına da dikkat çekiliyor. Ve Türkiye basınındaki son gazetemiz Milliyet gazetesi olacak. Yanındayız Merve başlığıyla. Merve Akpınar'ın yapmış olduğu, kendini ifade ettiği açıklaması, sporuyla ilgili yapmış olduğu açıklama bugün ön sayfada yer aldı. Handbola başlarken yüzleştiği ayrımcı yorumları sesi titreyerek anlatmıştı Merve. Ve Merve'nin azmi Türkiye'yi umutlandırdı dedi Milliyet gazetesi. Ailelere seslenen Merve kız çocuklarına engel olmayın ifadesini kullanmış oldu. Merve'nin bu ifadesini de haberde görüyoruz ve Milliyet gazetesiyle birlikte Türkiye basınında bugün gazete manşetlerinde yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi Güney Kıbrıs gazeteleriyle devam edeceğiz. Ve sırada Kıbrıs Rum basınında gazete manşetlerinde yer alan haberler var ve ilk gazetemiz Alithya gazetesi olacak bu kapsamda. Alithya gazetesi yangın mağdurlarına yıldırım hızında yardım başlığını çektiği bugünkü manşet haberinde Rum Bakanlar Kurulu'nu bugün toplanarak hafta sonu çıkan yangından evi, arabası, iş yeri ve vesaire zarar gören kişilere nasıl yardım edileceğini ele alacağını aktarıyor gazete. Bir diğer ön sayfa haberinde Rum liderlerden yabancı diplomatlara çağrı Erdoğan'ın sesini kesin başlığıyla verdi ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in akşam katılacağı bir resepsiyonda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da gerçekleştireceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine değinerek resepsiyona katılan yabancı ülkelerin diplomatik misyon başkanlarına Erdoğan'ın sözde yasa dışı eylem ve girişimlerde bulunmaması için özellikle de kapalı Maraş'la ilgili ikna edilmesi gerektiğini, söylemlerini talep ettiğini aktarıyor ve Fileleftheros gazetesine geçiş yaptık. Fileleftheros gazetesi bugün manşetten aktardığı haberinde bedeli astronomik başlığını kullandı ve geçtiğimiz yıllarda Solya bölgesinde çıkan ve 18,5 kilometre karelik ormanlık alanın kül olduğu yangının 110 milyon euro zarara mal olduğuna, Limassol ve Larnaca'da ise toplam 55 kilometrelik bir alanın yandığına ve sadece ormanlık alan değil 80'den fazla ev, iş yeri, sera, ekin ve işletmenin de yandığına dikkat çekiyor. Haberin detaylarında yetkililerin, devletin yangında evleri, binaları, arabaları, iş yerleri vesaire yanan kişilere vereceği tazminat nedeniyle diken üstünde oturduğunu yazan gazete, yangının neden olduğu toplam zararın miktarının astronomik boyutlarda olduğuna da yer veriyor. Politis gazetesine bakıyoruz şimdi. Politis gazetesi bugün manşetten paylaştığı haberinde küller ve kömürlerle savaşmak için kaldılar başlığını kullanarak gazetenin adım adım yangını ve insanların umutsuzluğunu takip ettiğini belirtiyor. Haberin detaylarında Güney Kıbrıs'ın Limassol bölgesinde çıkan yangının ardında boş bakışlar, sessiz çığlıklar ve ağlamalar ve yıkıntıların arasında umutsuzluk bıraktığını yazan gazete, birkaç saatin içinde hayatlar, mal, mülk ve hatta umutların yok olduğunu ve yangının kurbanlarının zararlarını tespit etmekte çalıştıklarını aktarıyor. Kıbrıs Rum basınındaki bugün son gazetemiz Haravki gazetesi olacak. Haravki gazetesi umutsuzluk
çığlığı. Bir hayatın emekleri silindi başlığını kullandığı manşet haberinde Güney Kıbrıs'ta Limasol bölgesinde çıkan yangının cehennem ateşi gibi olduğunu yazarak yangından en fazla zarara uğrayan Larnaka'ya bağlı Ora köyü olduğunu ve zararın boyutunun trajik olduğunu aktarıyor. Gazete Akel'in Avrupa milletvekillerinin Avrupa Birliği dayanışma fonunun derhal etkinleştirilmesini talep ettiğini ve insan haklarının korunmasından sorumlu komiserlik ofisi tarafından yangında yaşamını yitiren 4 yabancı işçinin yaşam koşullarına ilişkin araştırma başlatıldığını aktarıyor. Ve Harafki gazetesi ile de birlikte Kıbrıs Rum basının da bugün gazete manşetlerinde yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Az sonra özellikle dün yaşanan gelişmelerle haberlerle devam edeceğiz. Görüş farkı BRT1'de. Pembe Paşaoğlularının hazırlayıp sunduğu, konuklarla birlikte birçok konunun masaya yatırılacağı görüş farkı her çarşamba saat 20'de BRT1'de. Hangi belirtiler olduğunda PCR ve antikor testleri yapılmalı? COVID-19 hastalığı genellikle ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı veya öksürükle kendini göstermekte. Bu semptomların hepsi veya bir kısmı olan hastaları akut dönemde kabul edip PCR yapılabilir. Antikor testi daha eski veya geçirilmiş hastalık taraması ya da aşı etkinliğini araştırmak amacıyla kullanılabilir. Karantina bitişinde sosyal hayata geçmeden önce neler yapmalıyız? Hangi testleri yaptırmalıyız? COVID-19 sonrası bulaştırıcılık bazen 24 güne kadar uzayabiliyor. Ancak genellikle 10 ila 14 gün sonrası kişinin karantinası sonlandırılıyor. Eğer test sonucunuz negatifse, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak sosyal hayata geçilebilir. Pozitifse kaç güne kadar bulaştırıcı olabiliyoruz? Hastalık semptomları devam ettiği süre boyunca kişiyi bulaştırıcı kabul etmek gerekir. Semptomlar gerilediyse 10 ila 14 gün sonunda bulaştırıcılık bitti diyebiliriz. Girişimcinin Dünyası BRT1'de. Temel Üngör'ün hazırlayıp sunduğu yurt içi ve yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin girişimlerini, izledikleri yol haritalarını, gençlere ve topluma örnek olacak çalışmaların konuşulacağı program Girişimcinin Dünyası BRT1'de. Girişimcinin Dünyası her Perşembe saat 20'de BRT1'de. COVID-19 pandemisi süresince karantinaya girmeniz istenebilir. Bu sizde endişeye ve anksiyeteye neden olabilir. Bu da normaldir. Bu süreyi kendiniz için kullanmaya çalışın. Sevdiklerinizle temas kurun. Film izleyin veya kitap okuyun. Spor yapın, el işleriyle uğraşın veya daha önce yapmak istedikleriniz ancak vakit bulamadığınız işleri yapın. Market alışverişiniz, ilaç veya yemek gibi diğer ihtiyaçlarınız için ailenizden veya dostlarınızdan yardım isteyin veya paket servis hizmetlerinden yararlanın. Karantina süresi rahatlamak veya kendinize vakit ayırmak için kullanılabilir. Mesafenizi koruyun. En az 1 metre. Ellerinizi yıkayın. Dirseğinizin içine hapşurun veya öksürün. Maske takın. Ortamınızı sürekli havalandırın. Riskleri bilin, riskinizi düşürün. Anılarla BRT. Eylem Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Geçmişten Bugüne Anılarla BRT her cuma saat 22'de BRT1'de.
BRT, Altı Radyo kanalıyla gittiğiniz her yerde size en yakın olmaya devam ediyor. Türkçe ve 5 yabancı dilde haberler, kesintisiz meclis yayınları, spor, eğitim, kültür, müziğin en güzel tınıları ve eşsiz eğlence programları. Altı Radyo kanalıyla BRT Radyoları size en yakın olmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmelerin öne çıkacağı haberlere bakalım şimdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Türkiye'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Oktay'la birlikte aynı uçakta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek. Oktay 2 günlük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti çerçevesinde çeşitli temas ve incelemelerde bulunacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2 gün sürecek çalışma ziyareti çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı temas ve incelemelerde bulunacak. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmalarıyla Kapalı Maraş Bilal Ağa Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyecek olan Oktay, Yeni Erenköy ve Bafra Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner'le de görüşmesi beklenen Oktay, Polis Müdürlüğü araç ve malzeme teslim töreniyle Lefkoşa Büyükhan'da düzenlenecek gençlik buluşmasına katılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta ancak iki eşit egemen devlet temelinde bir anlaşma olabileceğini vurguladı. 53 yıl federasyon görüşüldüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı, federasyon tek egemenliktir ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden dışlanması bizlerin yalnızlığı ve belki günün sonunda yok oluşumuza kadar gidebilecek tehlikeli bir süreç olabileceğinden ben farklı bir siyaset izlemeye başladım dedi. Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin kabulünü istediklerini de söyledi. Pandemiyle ilgili olaraksa Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumayı başardık dedi. Hem Maraş'ta bugün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır temasları sırasında TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Türkiye ziyaretiyle ilgili bilgiler veren Tatar, medeniyetler şehri Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kıbrıs konusuyla ilgili olaraksa Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Bizim devletimiz vardır. Bu devlet en az Rum tarafındaki Rum Cumhuriyeti kadar meşrudur, egemendir ve haklı damamızı bu şekilde sürdürmek durumundayız. Dünyada çeşitli baskılar olabilir ama netice itibariyle 1. Cumhurbaşkanı seçilmemden sonraki resmi siyaset, ki bu siyaseti tamamıyla Türkiye'nin desteğiyle şu anda sürdürmekteyim. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Yani bizim dediğimiz iki eşit egemen devlet. Ancak bu çerçevede bir anlaşma olabilir. Eskiden bildiğiniz gibi 53 sene bu federasyon görüşüldü. Federasyon tek egemenliktir ve Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin oradan dışlanması ile bizlerin yalnızlığı ve belki günün sonunda hatta yok oluşumuza kadar gidebilecek bir tehlikeli süreç olabildiğinden ben farklı bir siyaset izlemeye başladım. Çünkü neden? Zaten bu federasyon görüşmelerinden hiçbir netice alınamadı. Evet. Ne anlam planı zamanında, ne o sayın eski Cumhurbaşkanı Akıncı'nın gittiği Krasmontana'da hiçbir netice alınamadı. Çünkü Rumlar Kıbrıs'ta özellikle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra hiçbir zaman eşitlik temelinde ne yönetimi ne Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikleri paylaşmak istemediler. Tatar, Kıbrıs'ta Türklerin egemen olduğunu ve 60 yıldır kendi kendilerini kendi devlet çatısı altında yönetmekte olduklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğimiz zaten vardır. Egemenliğimizin kabulünü istiyoruz. Eğer kabul görürse o zaman biz de Türkiye ile dilediğimiz gibi anlaşmalar ve sözleşmeler yapabiliriz dedi.
Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarının korunması için Türkiye ile birlikte bu mücadeleyi sürdürmek gerektiğini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin bu konudaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adası etrafındaki zenginliklerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu vurguladı. Çok büyük çıkarlar söz konusu. Dolayısıyla bu siyaseti sonuna kadar bu şekilde götürmek lazım. Türkiye bu konuda kararlıdır ve gerçekten yapılan bir takım karşı şeyleri, hareketleri dizginliyor. Çünkü dik duruyor ve diyor ki budur olması gereken. Hakkımızı sonuna kadar korumak durumundayız ve bu anlamda Türkiye'nin çok geçmişi var, tecrübesi var. Hukukçularıyla, diplomatlarıyla ve bir takım askeri anlamda geçmiş tecrübelerinin verdiği o güçle bütün bunları yönetmek ve ona göre ulusal çıkarlarını korumak çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki pandemi süreciyle ilgili bir soruya karşılık olarak Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bu süreçte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük destek verdiğini belirterek, Türkiye'nin gerek aşı, gerek sağlık malzemesi, gerekse hastane konusunda yardımlar yaptığını anlattı. Kıbrıs'ta biz pandemiyi oldukça iyi yönettik. Çünkü gerçekten Kıbrıs bir turizm adası, bir öğrenci adası. Dolayısıyla dıştan gelenlerle gidenlerle çok büyük sıkıntılar yaşayabilirdik ama zamanında karantina, zamanında bir takım işte yasaklarla tedbirler aldık. Halkımız da bunlara uydu. Sağlık çalışanlarımız ve diğer bu pandemiye katkısı kuran bütün kurum ve kuruluşlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumayı bildik, başardık diye ben düşünüyorum. Tabii bunun biri bedeli olmuş. Ekonomik anlamda, ekonomimiz yavaşladığı için, turist gelmediği için, öğrenci gelmediği için bunun bir ekonomik bedeli olmuştur. Şimdi aşılamaların yavaş yavaş artması ile her ne kadar da sıkıntılar da olsa yavaş yavaş açılmaya başladı. İnşallah bu süreç çok daha fazla uzun gitmez çünkü bedel büyüktür. Cumhurbaşkanı Tatar yardımlarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Tarih dünyanın çok az şehrinde var herhalde. Belki de birkaç şehir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da Kıbrıs gazileriyle de bir araya geldi. Türkiye'yi çok seviyorum diyen Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki hakları için Türkiye ile birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini de söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretlerinde güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine de vurgu yaptı. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Nasılsınız? Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da düzenlenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs gazileriyle buluşması etkinliğine katıldı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği merkezinde düzenlenen ve yüzlerce Kıbrıs gazisi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan Tatar, 1571 yılından beri Kıbrıs'ta Türk halkının varlığı için mücadele verildiğini söyleyerek 20 Temmuz 1974 tarihinin bu mücadeledeki en önemli gün olduğunu kaydetti. Bu yıl 20 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir heyetle Kıbrıs'ta olacağını anımsatan Tatar, 20 Temmuz ve Kurban Bayramı'nda birlikte ulusal çıkarlarımızın savunulmasında sürdürdüğümüz doğru politikaları da kutlayacağız dedi. Kıbrıs gazilerine seslenen Tatar şunları kaydetti. Değerli gazi kardeşlerim, sizleri bir kez daha yüreğimle selamlıyorum. Sizlere muhabbetlerimi sunuyorum. Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Unutmayacağız çünkü nefse itibariyle sizler 20 Temmuz sabahı bizim mücahidinizle oradaydınız ve orada verdiğimiz mücadele sonucu itibariyle bugün Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Kuzey'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti vardır. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra tamamıyla Türk hükümetinin de desteğiyle, Türkiye'nin de desteğiyle artık yeni bir siyaset, yeni bir vizyon. O da Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılacaksa iki egemen eşit devlet temelinde böyle bir anlaşmanın sürdürülebilir olacağını muhataplarımızı Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne kim muhatapsa onlara seslendirmeye, onlara bu meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Kıbrıs'ta oynanan oyun federal temelde bir anlaşmayla Kıbrıs'ın bir bütün Avrupa Birliği'ne dahil edilmesi, Türkiye'nin de Kıbrıs'tan bir bakıma çıkartılması. Bizim gönlümüz buna asla müsaade etmez. Bir cumhuriyetimiz varsa Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı korumasında, dolayısıyla büyük Türk milletinin uzantısı olan Kıbrıs Türkler de başı dik, geleceğe umutla ve güven içerisinde bakabilecekse
o şekilde varlığımızı sürdürebileceksek Türkiye ile her daim ilişkilerimizin daha da pekişmesi, Türkiye'nin garantörlük haklarının sonuna kadar sürdürülmesi ve dolayısıyla tek vücut olarak Türkiye ile Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyük Türk ulusunun varlığının o şekilde sürdürülmesi için bu siyasetin kabul görmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da Peygamberler ve Krallar şehrini de ziyaret etti. Başkomutanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Camii Hatibi Ersin Ersin. Tatar burada yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve öğrenci olarak bulunan çok sayıda Diyarbakırlı olduğunu anlattı. Biz hep Türkiye sevgisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkı olarak var olduk. Türkiye Cumhuriyeti'yle her zaman iyi ilişkilerimiz olmuştur. Bundan sonra inşallah aramızdaki köprüler ve gönül bağları daha da güçlenecektir. Diyarbakır halkına güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için fevkalade önemli olduğunu da buradan tekrar belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümüyle ilgili teknik çalışmalar yapmak üzere ülkemizde temaslarda bulunuyor. Ali Taha Koç ve heyeti Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi. Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümünde çığır açacak projeler gerçekleştireceklerini belirtti. Başbakan Saner de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E-Devlet Yürütme Kurulu'nun birlikte çok güzel işlere imza atacağına inanç belirtti. Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve heyetini kabul etti. Heyete Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeli de eşlik etti. Kabulde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümünde çığır açacak projeler gerçekleştireceklerini belirtti. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünden ve E-Devlet'ten sorumluyuz. Aynı şekilde Kıbrıs'a da sizlerle beraber inşallah Kıbrıs'ın dijital dönüşümünde bir çığır açacak projeler gerçekleştireceğiz. Yakın bir zamanda Allah izin verirse veri merkezimizin açılışı, E-Devletimizin açılışı ve altyapılarımızın da iyileştirilmesi konusunda projelerimiz olacak. Bunların teknik çalışmalarını yapmak için bugün Kıbrıs'a geldik. Başbakan Ersan Saner de E-Devlet konusunun dünyadaki tüm ülkelerin üzerinde en fazla uğraş verdikleri konuların başında geldiğine dikkat çekerek bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de uzun zamandan beridir çalışmalar yapıldığını söyledi. 2012 yılında E-Devlet'i Başbakanlıktan, ben o dönem Ulaştırma Bakanlığı'ndım. Ulaştırma Bakanlığı'na aldığımız dönem ortaya koyduğumuz bir proje vardı. Her eve fiber optik kablo projesi. TRM Fiber Optik Kablo Projesi gerçekleştiği takdirde en önemli projelerimizden bir tanesi. Artık bence uyduğu yayıncılık, karasal yayıncılık gibi şeylerden de bahsetmeyi kalmayacaktır. Ve bu çerçevede bizlerin de daha kolay halkımıza hizmet vermemiz ve çağın gereklerine iletmemiz büyük bir artı avantaj elde edilmiş diye düşünüyorum. Başbakan Saner, bilgi paylaşımını her zaman önemsediğini vurguladı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E-Devlet Yürütme Kurulu'nun birlikte çok güzel işlere imza atacağına inanç belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dijital dönüşüm ve e-devlet konuları ele alındı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin eşlik ettiği Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Can Altay ile Taha Koç'un baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Heyetler arası toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki dijital dönüşüm projeleri, fiber optik altyapı ve e-devlet uygulamasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürürlüğe konması konuları ele alındı. Can Altay, dijital dönüşümün yanı sıra E-Devlet kapısının açılması için 20 Temmuz'a kadar bakanlık olarak çalışmalara hız vereceklerini belirterek, hedefimiz anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle internette
kaliteli ve bilgi akışının hızlanmasına olanak sağlayacak, fiber optik altyapıyı ve yaşamı kolaylaştıracak e-devlet uygulamalarını bir an önce halkımızın hizmetine sunmaktır, dedi. Başbakan Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılacak atamayla ilgili bir sorunları bulunmadığını belirterek, atama için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülkeye gelmesini beklediklerini söyledi. Bir değerli güç katacaktır, değil mi? Başbakan Ersan Saner, bir kabulü sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılacak olan atamaya ilişkin konuştu. Saner, atama için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülkeye dönmesini beklediklerini söyledi. Bizim önce tabi bazı olaylarımız var, bir bakan ataması konusu. Muhalefet partileri de bunu ele aldı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı adayım ki ben bakan atayabilirim. Dolayısıyla buradan sizin vasıtanızda o mesajı da vermek istiyorum. Bizim bakan atamakla ilgili bir sorunumuz yok. Sadece prosedürün yerine gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın adaya gelmesini de bekliyorum. Sevgili seyirciler, Milletvekili Bertan Sarıoğlu yeniden Doğuş Partisi'nden istifa etti. Parti binasına giderek noter eşliğinde istifasını sunan Sarıoğlu, baskılarla mecbur kalarak partiden ayrılıyorum diye konuştu. Sarıoğlu kendisiyle birlikte 2011 partilinin daha istifa ettiğini belirterek Millet Partisi adı altında yeni bir parti kuruyoruz açıklamasında bulundu. Milletvekili Bertan Zaroğlu, noter eşliğinde yeniden Doğuş Partisi binasına giderek istifasını sundu. Zaroğlu, destek verenlerin eşliğinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında istifaların manipüle edilmeye çalışılacağını, bu nedenle noter huzurunda ıslak imzalı istifa belgelerini sunduklarını söyledi. Ülkenin sorunlarına çözüm bulmak isteyen bir avuç aslan yürekli olarak yeniden Doğuş Partisi'ni kurduklarını anlatan Zaroğlu, süreç içinde gördüm ki özellikle hükümete girdiğimiz süreçte aslında amaçladığımız şeyleri bu parti içinde gerçekleştiremeyeceğiz, dedi. YDP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile yol ayrımlarının partinin hükümette yer almasıyla başladığını kaydeden Zaroğlu, kendisinin hükümete girilmemesi yönünde görüş bildirdiğini ifade etti. O günkü şartlarda doğru olan bu değildi. Ben partimi düşünerek hareket ettim. Sayın Arıklı koltuğu düşünerek hareket etti. Şayet o gün bir adaylık düşüncem olmuş olsaydı, şayet o gün bir ayrılık düşüncem olmuş olsaydı, Sayın Arıklı'nın başbakan yardımcısı olmasını veya bu kadar büyük kurumları yönetebilecek bir pozisyona gelmesini sağlamazdı. Bu sürecin ardından liyakat usulüne göre atamalar beklerken yeniden Doğuş Partisi'ni büyüteceğini düşündüğü kişiler dışarıda bırakılarak atamalar yapıldığını gördüğünü savunan Zaroğlu, değiştirmek istediğimiz şeyleri değiştiremeyeceğimizi gördüğümde yeniden Doğuş Partisi kurultayında genel başkanlığa aday oldum, dedi. Bu süreçte Arıklı'nın ve ailesinin kendisine hakaret ettiğini savunan Zaroğlu, kendi yanında yer alanların hainlikle suçlandığını belirtti. Bu yaşanılanların ardından partiden zorla, bakın çok net altını çiziyorum, zorla partimden gönderilme sürecim yaşandı. Ben kendi isteğimle değil, bu baskılarla, bu yaşanılanlarla mecbur kalarak bu partiden ayrılıyorum. İstifa sürecinde yaptıkları çalışma neticesinde Millet Partisi adında bir parti kurma kararı aldıklarını dile getiren Zaroğlu, partinin genel merkezi ve 5 ilçesinin organize edildiğini kaydetti. Zaroğlu bir soru üzerine hükümete desteğinin ihtiyatlı şekilde devam edeceğini belirterek, halkın yararına olacak herhangi bir yasa gelirse seve seve sonuna kadar buna destek veririm. Bunun dışında böyle bir hükümete desteğim mümkün değildir, dedi. Teşekkür ettiği ve ardından benim yapmış olduğum bir konuşma var. Turizm Salgın Destek Programı projesi kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere geri ödemesiz destek paketi onaylandı.
Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 mali yılı bütçesinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yardımlarıyla finanse edilen Turizm Salgın Destek Programı projesi kaleminden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şahıslara hibe veriliyor. Bu bağlamda Turizm ve Çevre Bakanlığı işletme belgesi sahibi 96 adet küçük otel, Turizm ve Çevre Bakanlığı işletme belgesi sahibi 147 adet seyahat acentesi, Respir üyesi 320 adet restoran ve pandemi nedeniyle faaliyette bulunamayan 42 rehbere toplam 15 milyon Türk lirası geri ödemeksizin hibe veriliyor. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı açıkladı. Tüp gaza zam yok. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüm imkanlar kullanılarak zammı ertelemeye çalıştıklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüp gaza herhangi bir zammın gündemde olmadığını açıkladı. Bakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı, bu konuda bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve suni gündem yaratıldığını kaydetti. Tüm imkanların kullanılarak tüp gaza zammı ertelemeye çalıştıklarını da belirten Bakan Arıklı, vatandaşın yanlış bilgilendirilmemesini istedi. Güncel COVID-19 vaka sayılarıyla devam ediyoruz. Ülkemizde son 24 saatte yapılan testlerde 71'i yerel olmak üzere 88 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 11.786 test sonucunda 71'i yerel olmak üzere 88 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada 2 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içerisinde gözetim altında bulundukları, 71 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre vakalardan 19 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 10 kişi Gazi Mausa ve 8 kişi de Güzelyurt bölgesinden. Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki güncel rakamlara da bakalım. Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte yapılan 41.606 test neticesinde 827 yeni vaka belirlendi. Türkiye'de ise son 24 saatte 226.651 COVID-19 testi yapıldı. 5.299 kişinin testi pozitif çıktı ve 37 kişi ise hayatını kaybetti. COVID-19 tedbirleri kapsamında Bakanlar Kurulu'nun yayımladığı sokağa çıkma yasağı emirnamesiyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun belirlediği tedbirlerin denetimlerinin tüm ilçelerde artırılması kararı alındı. Kaymakamlıkların koordinasyonunda gerçekleştirilen ilçe emniyet kurulları toplantılarında artan vaka sayıları dikkate alınarak kent merkezleri ve kırsalda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde açık olan bar, meyhane, restoran, kafe, kahvehane, berber, kuaför salonları ve marketler başta olmak üzere COVID-19 denetimlerinin tüm gün boyunca gerçekleştirileceği açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre açık olan iş yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulması, çalışan personelin maske takma zorunluluğu, girişlerde kayıt tutularak dezenfektan bulundurulması, ateş ölçümlerinin yapılması, masa ve sandalye mesafelerinin düzenlenmesi ve mekanların büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi gibi temel tedbirler denetlenecek. Açıklamada İçişleri Bakanlığı ilçe emniyet kurullarının gerçekleştireceği yoğun denetimlerin yanında halkın da COVID-19 tedbirleri çerçevesinde kurallara hassasiyetle uymasının önemine vurgu yapıldı. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği COVID-19 Delta varyantının turizm sektörünü olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Birlik, hükümetin COVID-19 salgını sürecinde turizm sektörünü yeterince desteklemediğini, benzer durumun Delta varyantı konusunda da yaşandığını vurguladı. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği COVID-19 Delta varyantının turizm sektörünü olumsuz etkileyeceğini, bu etkiyi en aza indirebilmek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Birlik tarafından COVID-19 Delta varyantı konusunda yapılan açıklamada hükümetin bu konuda gerekli önlemleri almadığı belirtildi. Hükümetin salgın sürecinde turizm sektörüne gereken katkıları yapmadığı,
hibe ve katkıların kuşa çevrildiği görüşü vurgulanan açıklamada, sektörün salgın karşısında yaşadığı çaresizliğin sorumlusunun hükümet olduğu belirtildi. Birlik açıklamasında, hükümet COVID-19 salgınını ciddiye almaya, harcamalarını salgına göre yeniden şekillendirmeye ve salgından birinci derece etkilenen kesimleri korumak için gerekli önlemleri almaya çağrıldı. Sayın seyirciler, gazeteci yazar Kutlu Adalı ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Törende yapılan konuşmalarda düşünce ve ifade özgürlüğünün bir hak olduğu anımsatıldı. Yeni Düzen gazetesi yazarı, araştırmacı Kutlu Adalı ölümünün 25. yıl dönümünde Lefkuşa mezarlığındaki kabri başında anıldı. Anma törenine 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekili ve bürokratların yanı sıra Adalı'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Yeni Düzen Gazetesi ve Kutlu Adalı Vakfı'nın organize ettiği anma töreninde Yeni Düzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, "Bu memleket bizim platformu adına Basın Sen Başkanı Ali Kişmir ve Kutlu Adalı Vakfı adına Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı konuşma yaptı. Törende ilk olarak ülke için hayatını kaybeden tüm aydınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yeni Düzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, yine katledilen bir aydını anmak için bir araya geldiklerini belirterek, Kutlu Adalı'yı anmanın bu yıl daha anlamlı olduğunu, çünkü Adalı'yı katleden zihniyetin katilleri işaret ettiğini anımsattı. Kutlu Adalı, özgürlüğü, kardeşliği ve dayanışmayı anlatıyordu. Kıbrıs'ın kimliğini, kültürünü, sesini çoğaltıyordu Kutlu Adalı. Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü üzerinden rantı anlatıyordu, talanı anlatıyordu, hukuksuzluğu anlatıyordu. Bu memleket bizim platformu adına konuşan Basın Sen Başkanı Ali Kişmir de düşünce ve ifade özgürlüğünün kendileri açısından son derece önemli ve vazgeçilmez bir hak olduğunu ve bunu savunmaya devam edeceklerini belirtti. 25 yıl önce Kutlu Adalı katledildiğinde bir pankart vardı mezarı başında yürürken. İnsanlar susmayacağız demişti bizim insanlarımız. Evet, onu bugüne de yansıtıyoruz ve susmayacağız diyoruz. Kutlu Adalı Vakfı adına Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı da şiir okuyarak törene gelenlere teşekkür etti. Bir şiir misali hüzünde yaşadık. Kendi yurdumuzda vurgun yiyip de çağında en güzel yaşamımız savaşlarla barışa susadık. Vurgun yedim. Çıkar beni karanlık denizlerin sularından. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bugün bölge bağlantımız için gözümüzü kulağımızı Güzellurt bölgesine çeviriyoruz. BRT Güzellurt bölge muhabirimiz İçim Yalovalı bugün Lefke bölgesi sivil toplum örgütü temsilcilerini konuk ediyor. Bağlantı kapsamında başta Güzellurt-Lefke çift şeritli yolun bitirilememesi olmak üzere Lefke bölgesinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 8 Temmuz Perşembe sabahı yapılacak eyleme dikkat çekilecek. Lefke Sivil Toplum Örgütü temsilcileri bu kapsamda yapacakları eylemin gerekçelerini ve taleplerini aktaracak. O halde İçim Yalovalı ve bugünkü konuklarına günaydın diyelim öncelikle ve detayları onlardan isteyelim. Günaydın Sonay, tüm izleyenlerimize günaydınlar. Bugün konumuz Lefke. Lefke bölgesinde yıllardır biriken sorunlar ve özellikle Güzellurt-Lefke çift şerit anayolunun henüz bitirilememesi nedeniyle bölge sivil toplum örgütleri tarafından yarın bölgede bir eylem gerçekleştirilecek ve eylemin detaylarını, gerekçelerini ve talepleri konuklarımız aktaracak. İlk konuğumuz Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütü Platformu Koordinatörü Sayın Teoman Oktay. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, yerimize. Hoş bulduk, teşekkürler. Yarın bölgede bir eylem gerçekleştiriyorsunuz. Nedir gerekçeler, detaylar sizden alabilir miyiz? Tabii ki. Yıllardır Lefke'nin sorunlarını, problemlerini gündeme getirdik. Siyasilerle hep temas içinde olduk. Her kurulan hükümette, her göreve gelen yeni bakana Lefke'nin sorunlarını birebir kendi bakanlığıyla ilgili olanı aktardık.
maalesef uzun yıllardır Lefke ihmal edilmektedir. Son özellikle 4 yıldır Lefke'ye adeta çivi çakılmadı. Bırakın çivi çakılmamasını, Lefke'de mevcut kurumlarına bir kısmını biz kaybetmiş bulunmaktayız. Bu nedenle Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu yanına bölge muhtarlarını, siyasi partilerin Lefke ilçe başkanlarını, diğer kurumları da alarak yarın ilk kez farklı bir yöntem deneyecek. Biz hep diyalog yanındayız. Hep diyalogla işlerin çözülmesini talep etmekteyiz. Ama görüyoruz ki maalesef bu yürümemektedir. Lefke Güzel Yurt yolunun temeli 2013'te atıldı. Temmuz 2013'te. Aradan 8 yıl geçti. 8 yılda neredeyse 8 hükümet değişti. Her yıl bir hükümet, bir bakan değiştiğini düşünürsek ülkemizde 8 bakan, 8 başbakan değişti. Siyaset değişti, siyasetçiler değişti ama hiçbirinin Lefke'ye bakış açısı değişmedi. Maalesef Lefke problemleri, Lefke sorunları hep ötelendi. Bu da bu yolda onlardan biridir. Ve bu yol bir özellik daha taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin maddi desteğini sağladığı bir projedir. İlk defa bir proje, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin desteklediği bir proje bu kadar uzun süre beklemekte ve durmaktadır. 8 yıl çözülmemektedir. İstimlak problemi vardı. İstimlak problemi çözüldü. İstimlak probleminden sonra da beklemeye alındı. Son geçen yıl yapılan protokollerde bu yolun öncelikli olacağı söylendi. İhaleye çıkılacak ilk projelerden biri olduğu açıklandı. Maalesef diğer yolların hepsi ihaleye çıktı. Güzellik Lefke çift şerit yolu tamamlanması ihaleye çıkmadı. Arada 7 kilometrelik bir mesafe kaldı. Bugün sabah buraya gelirken adeta Güzel Yurt'un eski yolundan geldim ben. Güzel Yurt Lefke yolu bir iç yol, bir şehir içi gibidir. Karşılıklı bir gidiş geliş, bir trafik yoğunluğu vardır. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin orada olması, buradan Lefkoşa'dan oraya çalışmaya gelen öğretim görevlileri, ayrıca çalışanları sürekli bu yolu kullanmaktadır ve çok ciddi bir sıkıntı vardır. Yani daha fazla bekleyemeyiz. Burada çok can kayıplar oldu. Daha yeni can kaybı olmasını istememektedir. Bu nedenle Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu bunu dikkati daha da artırmak için, bir an önce bu projenin ihaleye çıkmasını sağlamak için ilk eylemini, yani yarın bir eylem yapıp da bu işin peşini bırakmayacağız. Bundan sonra kararımız sürekli her ay, her 15 gerek Lefke bölgesinde sorunların olduğu yerde, gerekse Lefkoşa'da ilgili bakanlığın önünde, başbakanlıkta, mecliste sürekli eylem gündeme getireceğiz. Biz başka türlü sorunlarımızı çözüleceğine inanmamaktayız. Çünkü diğer bölgelere kendiliğinden proje gidiyor. Devletin yaptığı yatırımlar kendinden gidiyor. Ama Lefke'yi biz hiçbir zaman devletin gönüllü bir proje yaptığını görmedik. Proje çıksa bile yıllarca sürümcemede bekler, sivil toplum devreye giriyor. Sivil toplumun devreye girmesinden sonra gönülsüz bir şekilde bazı projeler tekrar uygulamaya konulmaktadır. Bu bizi üzmektedir, Lefke halkını üzmektedir. Lefke'nin psikolojisini bozdular, Lefke ve yöresinin. Yani biz Lefke'yi bir bütün kabul ederiz. Konuşurken ilçe adına konuşuyoruz. Taşpınar'dan Yeşilırmak'a kadar birçok sorun vardır, birçok alanda. Yani yol sorunu bunlardan bir tanesiydi. Biraz sonra arkadaşlarım bu konuların ayrıntılarına girecek. Diğer sorunlar da üreticilerin sorunları vardır, balıkçıların sorunları vardır, eğitim kurumlarımızda sorunlar vardır. Cengiz Topel Hastanesi'nin problemi bir türlü çözülemedi, beklemedidir. Yani bunların bir an önce bir paket halinde çözülmesi gerekir. Ve biz hep bir önerimiz vardır. Lefke'ye başbakanlık bir kurum oluştursun. Bunun güneyde örneği vardır. Hemen üzerimizde Plates diye bir yerleşim birimi vardır. 300 kişiliktir köyün nüfusu kışta. Yazda 2000'e kadar çıkmaktadır. Plates'in çevresinde 104 köy vardır. Bu köylerin sorunlarını çözmek için Plates'i belediye yaptılar. Ve orada bir de muhtarı Cumhurbaşkanlığında temsilci atadılar. Hem hükümetin, Rum hükümetinin yapacağı projelere katılsın diye, hem de Avrupa Birliği'nde o bölgeye, o 104 köye proje kazandırsın diye. İşte Lefke'de böyle bir şey beklemektedir. Yani Güzel Yurt da farklı değildir. Yani şimdi geldiğimizde Güzel Yurt Çarşısı da
bomboş. Bu batı bölgesi maalesef ihmal edilmiştir. Biz yarın tüm Lefke bölge halkını, güzel yurt halkını, çünkü bir sorunlarımızın birçoğu güzel yurtla da ortaktır, birlikte çözmek için mücadeleye ve dayanışmaya davet ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Hemen diğer konuklarıma da söz vermek istiyorum. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şube Sorumlusu Gülten Bayramoğlu bizimle birlikte. Siz neler söylemek istersiniz Lefke'nin sorunlarına yönelik olarak? Lefke'nin hiçbir zaman sorunu bitmediği, biz örgütler olarak devamlı eylemler düzenleyip toplantılar yapıyoruz ama hiçbir zaman hükümetler bizi dinlemedi. Hiçbir hükümet dinlemedi. Ne UBP'si, ne CTP'si, ne TKP'si, hiç kimsesi. Böyle olmaz ki, bizim köy oldu bizim Lefke'miz ama biz köyden kurtulmak istiyoruz. Şehir olmak istiyoruz. Şehir dediler bize ama şehir olmadık. Sorunlarımız çok, anlatmaktan hiç bitmez ama size bir şey daha söylemek istiyorum. Benim en yakın dostumu bile bu yol yüzünden hastaneye yetiştiremedik ve öldü. Doktorlar dediler ki daha erken gelmiş olsaydınız kurtaracaktık ama maalesef kurtaramadık. Ben şikayetçiyim. Bir an evvel yolumuz yapılmasını istiyorum şahsen. Benim gibi bütün Lefke halkı da istiyor. Bu defa öyle bir eylem yapacak ki Lefkeliler geldi, korksunlar bizden. Evet, özellikle sağlık alanında büyük sorunlar var. Evet, büyük sorunlar var sağlık alanında. Olmaz bizden, bizden korksunlar diyorum ben. Evet. Şeylerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, başbakanlarımız hepsi korksun. Teşekkür ederiz. Lefke Turizm Derneği Başkanı Sayın Nermin Şanlıdağ. Sayın Şanlıdağ, siz neler söylemek istersiniz? Yarın bölgede bir eylem gerçekleştirilecek. Dernek olarak siz de destek veriyorsunuz. Evet, biz de destek veriyoruz. Şöyle bir şey söylemek isterim. Doğası, Lefke'nin yeşilliği, dağı, denizi, her şeyi çok güzel. Bakanların ilgisi olsun, yatırım olsun, hastanemiz olsun, her şey çok güzel demek isterdim. Ama ne yazık ki hiçbir ilgi yok Lefke'ye. Okul sorunlarımız var, yatırım sorunları var, hastanemizle ilgili sorunlar var ama bir türlü çözülmüyor. Mesela Erdal Abid İlkokulu kapatılırken bize bir merkezi, okul öncesi eğitim merkezi kurulacağı söylendi. Halen bugündür hiçbir iletişime geçilmedi. Askerden bir yer alınacaktı, hiçbir iletişime geçilmedi. Şu anda biz yeniden yaza girdik. Bu dönemde başlasa belki seneye, Eylül'e okulların açılmasına yetişir. Ama hiçbir çaba yok, hiçbir yatırım yok. Bölge tamamıyla kaderine terk edilmiştir. Biz buna çok üzülüyoruz. Oysa bölgemiz çok güzel. Yani yeşili, doğası, denizi, dağı, manzarası, her şeyi güzel. Ama neden böyle terk edilmiş diye, neden böyle itilmiş diye bırakıldığımızı bir türlü anlamış değiliz. Peki yol konusunda ne söylemek istersiniz? Esas eylemin başlıca aslında sorunlardan bir tanesi o. Yol konusu da arkadaşlarımın belirttiği gibi ulaşımın en kolay sağlanabilmesi yol konusundadır. Gemi Konağı Çarşı Merkezi'nden okul araçları geçtiği zaman büyük otobüsler, büyük taşıtlar, Gemi Konağı Çarşısı artık bunu kaldırmamaktadır. Orada dükkanlar var, alışveriş yerleri var. Çok zor oluyor yani çarşıda bu otobüslerin, bu taşıtların geçmesi. Şu anda okul kapalıdır. Çok taşıt, çok araç yoktur ama açıldığı zaman oraları kaos olur. Yolda yürüyemezsiniz bile. Onun için bir an önce çevre yolunun tamamlanıp üniversiteye bağlanması bunu da hafifletecek diye düşünüyorum. Bir an önce olmasını istiyorum yani yolun. Teşekkür ederiz size de. Son konuğumuz Lefke Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vehit Nekipzade. Yıllardır Lefke'nin birikmiş sorunları var ve yarın bir eylemde bunu yeniden gündeme taşıyacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, bu imkanı verdiğiniz için öncelikle Berete'ye teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, bugün günlerden 7 Temmuz 2021, Lefke'nin ilçe olduğu tarih de 27 Aralık 2010. Yani Lefke ilçe olalı bugün tam 4 yıl 6 ay 10 gündür. Bu süre içerisinde neler yapıldı, neler yapılmadı çok özet olarak size anlatmak isterim. Bir kere Lefke ilçe ilan edildikten sonra o dönemdeki Özgür Gün hükümeti döneminde Lefke'ye sadece bir sağlık
spor dairesi şubesi açıldı. Şeyin de elektrik kurumunun tahsilat şubesi tabellası da değişti. Elektrik kurumu amirliği yazıldı. Bunun dışında bir de Sağlık Bakanlığı Cengiz Topel Hastanesi'ne 120 yatak kapasiteli bir proje başlattı ve bu proje tamamlandı. Ama proje orada kaldı. Bunu takip eden dörtlü koalisyon döneminde sadece Güzel Yurt Lefke Düple yolunun Doğancı'ya kadar olan kısmı açıldı. Bir de Aplıç Kapısı açıldı. Bir de diyaliz merkezi için adım atıldı Cengiz Topel Hastanesi'nde. Daha sonraki hükümet döneminde hükümetler döneminde şimdiye kadar gözle görülür, elle tutulur hiçbir şey yapılmadı. Şimdi arkadaşlar 4,5 yıldır Lefke ilçedir ve ileri adım atılmıyor. Niye atılmıyor? Bunun cevabını da kimse vermiyor. Polis müdürlüğü için eski polis müdürlüğü binası yerinde duruyor. Niye bu polis müdürlüğü açılmıyor? Lütfen bana birisi bunu izah etsin. Bunun dışında çalışma dairesinin, sosyal sigortalar dairesinin gideceği bina belli. Geçmiş bakanlarla konuştuğumuz zaman parasının hazır olduğunu, projeyi başlatacaklarını söylediler. Bugüne kadar ne proje yani tadilat projesi yapıldı ne de o binalar kullanılır hale getirilip çalışma dairesi, sosyal hizmetler dairesi, sosyal yardım dairesi oraya taşındı. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak yani ben şu anda buradan mevcut hükümete seslenmek istiyorum. Lütfen Lefke'yi ciddiye alın ve Lefke'nin ilçe tam anlamıyla ilçe olması için gerekleri yerine getirin. Az önce Teoman arkadaşım Güney'den bir örnek verdi. Biz ısrarla Lefke Başbakanlık'ta bir Lefke masasının kurulmasını ve bu Lefke masasının Lefke sorunlarını üstlenip bakanlıklar arasında koordinasyonu sağlayıp bir an önce gerekenleri yapmasını talep ediyoruz ısrarla. Ama bu maalesef şimdiye kadar yapılmıyor. Lefke yöresi su bakımından zengin ama fakir. Mesela tutun Yeşilırmak'tan Gargot'a kadar bütün derelerimiz bizim zengin sayılabilecek derelerdir Kıbrıs ölçeğinde. Özellikle Gargot ve Lefke ve Yeşilırmak dereleri çok daha zengindir. Bunların üzerine ısrarla her gelen Tarım Bakanı'na öneri yaptık. Dedik ki ya buraya bir barajlar silsilesi projesi yapın. Şu anda para yoksa bile bu proje hazır olsun, müsait bir zamanda, imkanların el verdiği bir zamanda bu yapılabilir ve bu sadece Lefke bölgesine değil Güzel Yurt yöresine de ciddi bir sulama kaynağı yaratır. Şimdi evet, toparlayacak olursak süremizin sonlarındayız. Peki, teşekkür ederim. O kadar çok sorun var ki tabii Düple yol çok önemli arkadaşlar. Düple yolda istimlak sorunundan bahsedildi. İstimlak sorunu Şubat 2018'de kapandı. O günden bugüne de 3 yıl geçti. Hala daha ciddi bir adım yok. Son kalan bir ağıl yeri ve zeytin ağaçlarından bahsedildi. Biz sivil toplum olarak orada da görevimizi üstlendik, yerine getirdik ve Sayın Ulaştırma Bakanı'na ağılın ve zeytin ağaçlarının taşınabileceği yerleri gösterdik. Zeytin ağacı çok meşakkatli ağaçtır. Bir yerden söker başka yere ekersiniz yaşamına devam eder. O nedenle artık Lefke Düple yolunun Lefke Doğancı arasında hiçbir sorun yoktur. Bunun süratle kaldırılması lazımdır. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, bugün Lefke'nin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütü temsilcilerini ağırladık. Sözü yeniden merkeze bırakıyorum. Evet, Berete Güzel Yurt muhabirimiz için Yalovalı ve konuklarına çok teşekkür edelim bu bağlantı için ve yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve sabah haberi burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Önce spor turu ardından da 45 artı programıyla her zaman olduğu gibi yayınımızı sürdürmeye sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bugün 45 artıda Baykan Gürses'in konuğu Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova olacak. İyi seyirler dileyelim sizlere öncelikle ve yarın sabah 7'de
yine BRT ekranlarında Sabah Haber'de görüşmek üzere, hoşça kalın. Handbol Büyükler Ligi'nde kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, erkeklerde ise Gençlik Gücü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Erkekler karşılaşmasında müthiş düellonun ardından rakibini yenen Gençlik Gücü ile rakibi Levent karşısında kazanan UKÜ sezonu çifte kupayla kapattı. Süper Lig ekibi Maus Atatürk Gücü'nde olağan seçimli genel kurul bugün yapılacak. Kulüp lokalinde saat 18'de başlayacak genel kurulda faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasının ardından başkanlık seçimi yapılacak. Genel kurulda başkanlığa tek aday olan Koral Bozkurt yeni dönem için üyelerden onay isteyecek. Yalova Spor Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Zayıfoğlu, Bayrak Radyosu'nda yayınlanan Spor Dosyası programına konuk oldu. Yaklaşık 3 haftadır antrenmanları sürdürdüklerini, bu süreyi de adaptasyon süreci olarak kabul ettiklerini, geçtiğimiz sezon kadrodan 8 oyuncuyla yollara ayırdıklarını, ancak her dönem altyapıdan önemli oyuncuları da A takım kadrosuna kattıklarını belirten Zayıfoğlu, 21 Ağustos'ta yurt içi kamplarına başlamayı, 27 Temmuz'da da Binatlı'yla ilk hazırlık maçını oynamayı planladıklarını söyledi. Yerköy Pamukkale Kulüp Başkanı Muharrem Yamuk, Bayrak Radyosu'nda yayınlanan Spor Dosyası programına telefonla konuk oldu. İskele Karpaz bölgesinin futbola aç olduğunu söyleyen Muharrem Yamuk, hedeflerinin özelde bölge, genelde de ülke çocuklarına sporu aşılamak olduğuna vurgu yaptı. Bölgede saha sıkıntıları olduğuna işaret eden BTM 1. Lig'den BTM 2. Lig'e düştüklerini belirten Başkan Muharrem Yamuk, altyapıdan yetişecek gençlerle Yarköy'ü bir üst lige taşımak için de ellerinden geleni yapacaklarını anlattı. 3. Bediz Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası 10-11 Temmuz tarihlerinde Bediz Plajı'nda gerçekleşecek. Yaklaşık 16 takım ve 80 sporcunun yer alacağı turnuvada takımlar 4 oyuncu ve isteğe göre 1 yedek oyuncu barındırabilecek. Adanın en eğlenceli turnuvası sloganıyla organize edilen turnuvada cumartesi grup maçları, pazar günü de çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu'nun milli atletlerinden Buse Savaşkan, Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda yer alacak Türkiye milli takımı kadrosuna dahil edildi. Avrupa U23 Şampiyonası, Avrupa Atletizm Birliği tarafından 8 ila 11 Temmuz tarihleri arasında Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek. 50 kişinin yer aldığı Türk milli takımında temsilcimiz Buse Savaşkan da yer alacak. Savaşkan organizasyonda yüksek atlama branşında yarışacak. İskele Rally'si bu hafta sonu 12. kez yapılıyor. 2 günlük programla organize edilen yarışa 25 ekip kayıt yaptırdı. Kuzey Kıbrıs Touring ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Basel Kuzey Kıbrıs Rally Şampiyonası'nın 3. yarışı 10-11 Temmuz tarihleri arasında geleneksel hale gelen İskele Rally'si olarak yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Rally Şampiyonası'nın yanı sıra bu sezon ilk kez yapılan Ayer Argün Mahalli Rally Kupası'na da puan verecek rally'nin hazırlıkları sürüyor. Yarış cumartesi günü İskele Sadıkoğlu Petrol önünden 16.30'da start alacak. Kıbrıslı Türk masa tenisçi Azra Ekrem, Londra'da yapılan Mark Bass National Tournament müsabakalarında 25. sırada yer aldı. İngiltere genelinde 13 yaş altındaki ilk 45 sporcunun davet edildiği turnuvada Azra Ekrem dikkat çeken isim oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti masa tenisi milli takımı eski sporcularından Tümay Erol Ekrem'in kızı olan Azra Ekrem'in ailesinin yaptığı açıklamada Azra'nın daha iyi derece almak için daha çok çalışacağı belirtildi ve masa tenisinde hedefinin çok yukarılar olduğu vurgulandı. Spordan sorumlu bakanlık altında olan ve yasayla kurulan Spor İhtisas Komisyonu,
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın talimatıyla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın spordan da sorumlu olduğu 2019 yılındaki başbakanlığı döneminde 2005 yılından sonra ilk kez toplanan komisyon yeniden aktif hale gelecek. Komisyonun amacı ise ülke sporuna köklü çözümler üretmek olarak belirlenmişti.